Evet, Sevil Hanım'ın gözleri gülüyor. Beğendi galiba şekerpare Yelka abla. Güzel olmuş. Kurabiye gibi olmuş. Afiyet olsun. Ama lezzetli. Dur şimdi, kurabiye gibi olmuş ama... Ama çünkü şekerpare daha dağılır ya. Ama lezzetli. İçindeki fındığı da ceviz de çok yakışmış. Peki niye kurabiye gibi olmuş? Ya size niye kurabiye gibi geldi? Sert. Çok fazla sert değil. Gayet güzel geliyor çatala. Güzel, tabii ki yorumunuzu yapacaksınız. Hı-hı. Peki afiyet olsun. Arzu ablam tam dondurmayı götürüyor, ondan uzak. İrem Hanım. Elin emeğine sağlık Hanife Hanım. Afiyet ben de tatlının lezzetini beğendim. Hanife usulü olduğu için beğendim. Afiyet çünkü olsun. Kıvamı, pişmesi, her şeyi güzel. Ama ben böyle şey beklerdim biraz daha. Ağzımda böyle bulgur bulgur dağılsın. Hani şekerpare olsun. Dağılmadı. Öyle beklerdim, öyle tercih ederdim. Ama gayet lezzeti de yerinde, güzel tatlısında. İşte elektronik eşyalara kulak koymamışlar. Şimdi yani biz ne söylesek onu yapmıyor. Kafasına göre yapıyor. Yok, bulgur bulgur olması sizin elinizde. İyi, yok, gayet de güzel yani. Yok, o kadar da şey değil. Yapmaz ki bulgur bulgurluğu. Siz bizim yaparsınız. Kulağı yok mu? Bizimki kulaksız tercih ettim ben. Hanife Hanım, ben size ne söylüyorum, siz bana ne söylüyorsunuz? Vallahi billahi yoruldum. İrem Hanımcığım, gerçekten yorumlarınızı çok beğendim. Tam içimden geçeni söylediniz. Peki, afiyet olsun. Ayten Hanım. Çok güzel olmuş, beğendim. Çok affedersiniz, niye sesiniz kesildi siz burada? Benim niye sesim kesilecek? Girişte harbuki gümbür gümbür geldiniz. Gene aynıyım şimdi, ne edeyim? Yok. Tatlıya ne yorum edeyim sana? Olmaz mı ihtiyaç gibi bak, dur mu diyeyim sana? Ha, bak Allah güzel razı oldu. Bak, İyi bir şey dediğim zaman... Hoşuna gitmiyor Kadir Bey bunun. Vallahi bu kaşınıyor. Ha iyi bir şey dedim mi istemiyor. Ama kaşınıyor. O kadar iyileştirdiniz ki kadın alışık değil şu an iyi bir şey demesi tuhafına gidiyor. Vallahi girişte başladı. Ama girişte ben ne diyeyim ya, Allah Allah, demeyecek miyim? Tabii sen de bana diyeceksin de. Olur böyle şey tabii. Ama şimdi hem tatlı güzel şimdi olmuş. Hem de bak şimdi çalışmayacağım, şimdi işe de gitmeyeceğim ya. Bu gece de dinlenecek ya. Ha işte. Tamam. Yarın kaçınan gibi içeri dalacağım. Tamam, aynen aynen. Ne çok bilmem. Kadir'le çifte telli oynayarak geleceğim. Ama çok güzel, yok yok, beğendim. Afiyet olsun. Yani şeye kadar balını da tatını da güzel çekmiş. Afiyet peki, olsun. Afiyet olsun. Arzu abla beğendin mi tatlıyı? Ben de beğendim. Ben de beğendim. Eline kolunu sağlık ablacığım. Hani tatlın güzel olmuş. Üstündeki afiyet o Sevin Hanım'ın dediği hafif sertlik. Biz bir yumurta sürdük üstüne güzel kızarsın diye. O yumurtanın vermiş o da hafif o sertlik. Ama içi güzel çekmiş. Evet, lezzetliydi. Çok lezzetli. Evet, hazır mısınız? Puanlamaya gidiyoruz. Oh my god! Hadi bakalım, kazamız mı berbat olsun? Oh my god, buyurun gidiyoruz. Masadaki yorumları gereksiz buldu. Biri kaldırdı, yemekleri acı dedi, hepsi onun peşinden gitti. Evet sayın seyirciler, puanlamayla karşınızdayız. Hanife Hanım heyecanla arkadaşların vereceği puanı merak ediyor. Evet hanımlar, buyurun puanlarınızı verin. Haftanın ilk günü bakalım. Hanife Hanım kaç puan alacak? Kaç puan verelim? Dövmezsin bizi değil mi? Yok yok. 5. Aşağısı kurtarmıyor. İnciğimle döverim sade yani. Yani. Tatlımla da yağlar ballarım yani. Hadi öbürlerini beğenmediniz diyelim. Hakkaniyetli olarak böyle elinizi vicdanınıza koyarak. Şaka bir yana tabii ki de. Evet, herkes puanlarını verdi. Heyecanlı bir andayız. Haftanın ilk günü bakalım nasıl puanlar gelecek. Hanife Hanım memnun olacak mı? Sevil Hanım'ı çok sevmiştin. Bir kanın ısındı sanki senin ona. Bir de burç, aynı burçtaydınız. Sevil Hanım buyurun çevirin puanınızı. Alttan gerilim müziği verirlerse durandırın. İki verdim. Çok yandım. Kuzu incik lezzetliydi evet. Ama yani bir pilavla kuzu inciği beğenebildim. Diğerleri maalesef... Ellerinize sağlık bu arada. Zamanını da güzel tutturmuşsunuz. Ama bir tek ikisini yiyebildim. Yani tatlı da sertti ama o da lezzetliydi. Yine de işte yani yandıklarım... Yani Hakkı bu muydu? Çok yandınız. Ben sizi götürürüm. Bir de kadar. Bir de çok yani... dövecek gibi çok eleştirdiniz. Bize konuşmaya da çok fırsat vermediniz. Ağırlamada da... çok iyi ağırlandığımızı bu anlamda düşünmüyorum. Niye? Ne yaptın mesela? Çok serttiniz bize hayır, karşı. Hayır, siz de öyle. Her şeye yani olan şeye de olmayan şeye de her şeyi eleştiriyorsunuz eleştirdi adına. Ben niye öyle sert olayım ben size? Girişim hepsini hayır, kameralar kaydetti. Gayet de güzel ağırladım. Gayet de güzel karşıladım. Sizi de göreceğiz. Tabii bizi de göreceksiniz. İşte o zaman onun ayrımını yapabilirsiniz. Hı. Ben çok sert olduğunuzu düşündüm. Yok, sert olmadım. Gayet yani dobra dobur. Peki.
Bir beklentim de yoktu zaten. Vermeyeceğinizi biliyordum. Gayet de güzel incik. Bak hepiniz de çok beğendik evet, dediniz. Evet inciyi beğendim. Tatlıyı da çok beğendik dediniz. Yani onun hakkı iki miydi? Ama sen şimdi kendini oynadın orada resmen. Peki Hanif Hanım, siz de bana buna göre puan verirsiniz. Tabii eğer buna göre, bence hakkaniyeti buydu. Öyle yapacağım zaten, sıkıntı tamam. Yok. Peki Arzu Hanım kaç puan verdiniz? Benim puanım 3. Siz neye puan verdiniz? Ben kuzey eti sevmeme rağmen incini çok beğendim. Cacığını beğendim. Tatlısını beğendim. Artı misafirperverliğini beğendim. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Sevil Hanım dedi ki yok bizi döverdi, bağırdı, çağırdı. Evet aşırı konuşması evet o fazla ama misafirperverliği iyiydi şimdi ona bir şey aşırı, diyemem. Sevil iyi buldum diyor Arzu abla. Bence çok bağırıp çağırdı. Bağırıp çağırdı mı? Her şeye daha yani kapıdan girmeden şartlandırmışsınız. Ama bir tane söylerken siz 10 tane savunacağım kendim elbet. Ama savunmak öyle bir şey değil nasıl ki. Nasıl bir şey? Biz sizinle kavga etmiyoruz. Nasıl bir şey? Ben de kavga etmedim ki benim yapım bu. Yapım bu ben kavga etmedim. Gayet de güzel ağırladım sizi. Gayet de güzel davrandım. Siz haksızlık Sevin yaptınız Arzu burada. Arzu Hanım'ın puanlamadan önceki yorumu neydi peki? Hanife Hanım için. Yani masanın sunumunu da Arzu Hanım aslında masayı da bu bir davet masası değil demişti. Yemekleri de davete uygun yemekler değil demişti. Ben de 3 vermesine şaşırdım Arzu Hanım'ın. Ama burada bir emek var sonuçta. Emek, emek tabii harcadık. Ki de var ama bu kaç yarışma saat sonuçta. Olsun yarışma da olsa ben ne dedim inciğini beğendim, cacığını beğendim, tatlısını beğendim. Artı göstermiş olduğu misafirliği beğendim. İncik misafir dedi. Sevil Hanım beğenmedi ama. Misafirperliğini beğenmedi Sevil Hanım. Sevil Hanım bir şey dedi. Çok pardon. İncikle döverim sizi dedi. İncikle döverim demedim. İnciğimle döverim yani iyi anlamda yani incik. Hayır ben şeyi dedim. Ben onu duymadım. Derken, inciğimle döverim derken. İnciğine güvendiğini söyledi. Ha, inciğine yani. Güvendiğini. O anlamda bak gördünüz mü? Peki. Evet Arzu Hanım'ın içine şaşırdı Sevil Hanım. İrem Hanım siz kaç puan verdiniz buyurun. Hanım'a puanım. Bana ne kadar reklamını yapıyorsun dese de ki yapmıyorum ihtiyacım yok. 3 puan. İnciğine, tatlısına ve tabii ki pilavına verdim ben bu 3 puanı rica ederim. Siz misafir olarak iyi ağırlandığınızı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Sonuçta kendini savunmak istedi. Savundu. Evet biraz fazla yüksek sesle konuştu. Seni yalnız bıraktılar. Evet gerçekten. Şu an o kadar böyle peki, bir evlat gibi hissediyorum ki kendimi. Hanife Hanım mutfaktayken yorumları nasıl? Yani Hanife Hanım'ın buraya kadar sesi geldi. Herkes kahkaha attı. İşte ön tekerlek oradan, arka tekerlek buradan diye sesler geldi. O kadar arkasından dedikodu yapıyordunuz. Şimdi bunu enteresan. Kendini savunmasına hiçbir şey diyemiyorum. Yani. Savunma şekli bu şekilde. Belki ben farklı yemeği savunacağım. Sen peki yemek farklı konusunda yaptıkları yorumlarla puanlar uyuşuyor mu sana göre? Bence uyuşmuyor. Yani bir kere yiyemediler zaten acılı. Ama biz de 5 vermedik burada. En fazla 1 puan fazla verdik. Masada tek dobra kendini mi hissediyorsun? Şu an öyle hissediyorum. Ben şu an kendimi gerçekten üvey evlat gibi hissediyorum. Eyvah. Çok dışlandım bakın, şu anda. Bakalım Ayten Hanım'ın puanı ne? Bu arada son puan. Kimse bir daha puanını değiştiremez asla. Evet Ayten yok, Hanım çeviriyor. Ben de bak şaşıracaksınız ama 3 puan. Şu an kendimi çok... ya Allah beni kahretmesin şu masanın altında bana yiyeceğim. Bak şimdi. İncik ana yemek. Çok özür dileriz. Ana yemeği ver. Evet ana yemek. Gerçekten almak istiyorum. Yok size demedim ben. Siz gene yani siz hepten öldürdünüz beni Sevil Hanım. O kadar emeğim var yani temizliğim. Sanki hani böyle bir ekipçe toplanırsınız. Evet evet evet. İstifa edelim dersen. Evet evet. O kişi benim. Şu an o kişi benim. Oraya gider doğru yok, değil mi? Ben şimdi hala mesela Hanife Hanım'ın ne söylediğini hala anlamıyorum. O kadar böyle bağırıyor. Ön teker benim, arka teker sizsiniz. Hayır, bak yanlış oldu. Onu demek istedin. Sevin Hanım, ben açık söyleyeyim. Sevin Hanım şu anda artık arkadaş ortamında satılan arkadaş. Evet evet. Yani konuşmaya gittiniz. Bir daha sizinle muhatap olmuyorum. Hayır ama puanları yazarken siz görmüyorsunuz. Yani. Tabii ki görmüyorum. Yani siz burada haksızlık yaptığınızı kabul ediyorsunuz. Hayır ben haksızlık yapmadım. Herkes burada yorumunu yaparken. Yorumunu yaptı. Ha, kimse yorumuna uygun puan vermedi şu anda. Biraz alçak konuşalım. Teşekkür ediyorum. Haksızlık yaptınız. Hanife ablacığım eline koluna sağlık. Toplamda 11 puana ulaştın. Her şey için teşekkür ediyorum. Yarın kimin günündeyiz? Kime gidiyoruz yarın? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah.
Artık biz mi sana geleceğiz, sana gelecekler mi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Baktım çok küzdürdünüz beni. Benim merdivenle bir tane tak 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 tak. Aa, niye gidiyorsun? Ben gittim mi bak? Her şeyi de söylediniz. Haksızlık da yapıldı. Puanım da kırıldı. Ben haksızlık Serpettim. Yapmadım. Hanif Hanım ne yorum yaptıysa ona göre puan verdim. Hanif Hanım toplamda 11 puan ulaştı. Şimdi bunların damak sevgilerini var. Çok özür dilerim. Bitti komple artık her şey. Yarın Ayten Hanım'ın evindeyiz. Hanif Hanım ilk günde 11 puana ulaştı toplamda. Bakalım yarın Ayten Hanım hamaratlığıyla Hanif Hanım'ı geçebilecek mi, yüksek puan alacak mı göreceğiz. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın. Yarın itibariyle ben hiç değişmemi inşallah hak ediyorlarsa puanlarını vereceğim. Eleştirimi de yapacağım yani beğenmedimse. Enem Arat benim de haftanın ilk gününü geride bıraktık. Hanife Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda gayet evi güzeldi. Yalnız mutfakta inanılmaz bir telaş içerisindeydi. Evet yemeklerini yetiştirdi ama ne yaptığını tam olarak ben de anlayamadım. Masaya geldiğimizde ise ev sahibi olarak biraz daha sakin olmasını beklerdim. Yorumlara çok fazla tepki gösterdi ve hep genellikle kendi dediğinin doğru olduğunu iddia etti. Benim yorumlarıma bile müdahale etti. Bu da beni çok rahatsız etti. Kuzu inciği güzeldi, pilavı güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum ve şimdi Hanife Hanım'a puanımı veriyorum.